Arkada hemen arkanızda saklanan Metin Yıldız'a da bir soru sorabilir miyim? Tabii. Bıyıklar orijinal mi? Orijinal tabii ki. Kaç model? Onu merak ediyorum. Kaç model yani? Kaç model? Evet. Yaklaşık 8 senedir böyleyim. Ha, seni tanıdım tanıyalı o bıyıklar öyle evet, diyor. Evet evet. Ya bazen inceliyor, işte bazen böyle yapmış. O kadar çok bıyığım var ki. Yani şu... Gerçekten şu... Koleksiyon değil mi? Şunun üstü kesmesem böyle şey çok acayip duruyor. Ben böyle gür ormanlar gibi. Böyle. Aynen öyle. Çok her enteresan. Dursun diye. Ama duruyor değil mi yani? Fena değil. Biz hep çocukluğumuzda öyle şeyler söylerler. Aman küpe tak bilmem ne falan filan. Hiç beceremediniz. Yumurta gibi geldik. Yumurta gibi. Maalesef yumurta da ya o Brezilya yumurtası. Ya. Nasıl öyle. Bir yağmur ormanı gibi yani. Senden sonra 3 kilo aldım yine. Bibere ihtiyacım hadi var. Canım ya. Evet. Her türlü biber sağlanır valla. Organize bir şekilde bir biber şebekesi kurduk. Herkesin ağzına biber sürmek lazım. Yani evet ağzına sürerek bir şekilde şey bir yapıyoruz. Şekilde. Zayıflatıyoruz. Evet. Neyse onu da öğrendim ya bıyıkların orijinal olduğunu. Sen öyle çok emanet oturuyorsun ya. Ben sultanımın yanında ağzım bıçak açmaz. Ha bu budur bıçak. Yani. Böyle. Bu budur. Bekleyen seyircilerim varsa kom. O çivili sopa o ya ablanın aslında. Öyle mi? Tabii. Evet. Ekşi Sözlüğü'ye sen mi gönderdin? Tabii. Gitti lan dedi oraya tamamladın. Oya başarı selamı var diye. Şefak silikonlu dudak uçuklar mı? Uçuklar niye uçuklamasın ya? Uçuklar değil mi? Dudak dudaktır ya. Uçuklanması yani. Silikona mı kalmış değil mi? silikon ama yani. Gördüğüne bağlı. Ben de bak şurada var bak mesela biraz. Hakikaten. Abi silikon var mı ya? Sen de silikon olduğunu söyledi Oya abla. Silikonum yok. Yok. Bugüne kadar da olsun diye de bir çabam olmadı ama yani erkek de yaptırıyor yani değil mi abla? Yaptıranlar var. Yaptıranlar var çocuk. Erkek silikon mu yaptırıyor? Erkekler. Abi onda da çay bardağında nasıl bir şey dudak payı gerekiyor o silikonlu erkek dudağı için ya? Ben biliyorum birkaç tane erkek arkadaşım var öyle yaptıran. Arkadaş mısın? İsim verebilir misin? Dudak silikonu yaptıran erkekler var ya. Ha, var. Sen neden onlarla arkadaşsın? Evet sen niye arkadaşsın onlarla? Bakıyorum işte ne bakıyorum yani. Evime bakın ya benim sana bir sorum var. Bir insan neden annesinin köpeği Bonnie olmak ister? Ya annem çok güzel bakıyor. Bir de evin hakimi Bonnie bizde. Öyle mi? Evet. Biz dünyaya yanlış geldiğini düşünüyor musun o eve en azından? Düşünüyorum. Zaten insan olacağın gibi bir hissiyata da kapılıyorum arada sırada. Estağfurullah canım da. Hani Bonnie evet. Bonnie ya, and Clyde. Bonnie ya böyle. Bonnie konuşabiliyor mu? Bazı köpekler konuşuyor biliyorsun. Tanımıyor musun Bonnie'yi? Bazıları konuşur yani. Kesinlikle. Bonnie konuşuyor. Markası ne bunun? Modeli? Golden. Golden ha. Evet, model kaç? Sarışın. 2007 doğumlu. Ha ikinci el mi? İkinci model mi sizde bir sıfır mı yani? Sıfır bebekliğinden beri bizde. Tamam kaçtan gidelim bu şeyi? Madem böyle konuşan bir şeyse biz de alalım ya evimize. Ya öyle konuşuyor derken gayet güzel hareketlerini yani ne istediğini çok güzel ifade ediyor. Mesela koltuğun altında top kaçtığı zaman gelip burnuyla gösteriyor. İşte ben de benim de yapabildiğim yani. Şeyler ya. Sen yapıyorsun da Bonnie'nin yapması bir enteresan annem oluyor. Annem alır mı evi? Ben de yapabiliyorum onları. Annem herkes alır. Peki bir çok iyi kadındır valla anne ya. Bizim evde zaten darül mucize gibi. Estağfurullah. Peki niye? Herkes bizde. Ha gelen yani öyle. Öyle kuzenler, akrabalar, arkadaşlar kalırlar. Yerleşik hayat. Güzelmiş öyle güzel. O zaman. Peki bir şansın daha olsaydı dünyaya ne olarak gelmek isterdin? Julie. O da güzel. Marka model? O da golden. O da benim kızım. Abi sen ne yapıyorsun? İyidir abi. Sen İyiyim valla. Setten çıkıp böyle koştura koştura aynen gelmişim. Aynen öyle. Şafak abim dedi ki hadi gidiyoruz dedi. Bir yerleri basacağız dedi. Halaya üçüncü, şeye baskına dördüncü aranıyordu. Halay var mı dedim. Var dedi. Tamam geliyoruz. Halayla basıyorsunuz tabii. Yani. Hey, o zaman neşeniz bol olsun. Şenlikliyiz yani. Biz. Vallahi ya. Gel şöyle rahat otur. Yok böyle iyiyim abi. Paşam vallahi. Gel. Paşam iyidir paşam. Dur vallahi iyiyim. Ciddi bir şey soracağım. Yani şimdi olacak o kadar zamanla gitmek istiyorum. Türkiye'de niye böyle şeyler yapılmıyor artık? Yani hani argoda bir deyim vardır. Maça ve yemek birleştirince maça gurmesi oluyor. Maça gurmesi olmuyor mu? Ne diyeyim ben? Çok güzel dedin. Çok güzel dedin anladım. Ne diyeyim ben? Yani şöyle ki o dönemde gerçekten çok güzel şeyler yaptık. Çok güzel şeyler söyledik. Sanıyorum şimdi komedi biraz daha farklı bir yere geldi. Zaman hiciv zamanı değil midir? Olmaması gerekiyor demek ki diye düşünüyorum. Çünkü hiç kimse böyle bir şeye yanaşmıyor. Böyle bir şey yapmak istemiyor. Sonuçta daha popüler şeylere yöneldi insanlar. Günlük şeylere, biraz daha hafif şeylere, sabun köpüğü gibi olmasına
Gülelim geçelim. Evet, gülelim geçelim. Böyle deşarj olarım gibi bir şey oluştu. Böyle bir komediye gidiyor artık hayat. O yüzden biraz zor yani diye düşünüyorum bundan sonra. Harikaymış. Peki yani yeni nesil mizah yazarlarından bir tanesi. Hemen arkanızda oturuyor. Merhaba. Bıyıklar orijinaldi değil mi? Peki metinler de orijinal mi? Yani şey yazdığınız metinler. Ya, benim babam memurdu ve hani çok derinden alacağım biraz bu konuyu. Lütfen oradan al. Ve 7 bölgede yaşamışlığım var benim. Aslında o zaman çok kızardım babama. Sürekli tayini çıkıp hayatımız sıfırlanıyordu. Şimdi Yılmaz abiden yazmayı öğrendiğimde ki hani BKM'ye başladığımızda adresimizi yazamıyorduk yani. Yılmaz abi bize balık tutmayı, yemeği değil tutmayı öğretti yani artık yazabiliyoruz. Nereden en azından. Nereden aldı sizi Yılmaz abi, çok özür dilerim. Sokaktan topladı. Ha topladı yani. Gerçekten siz o çarşıda dolaşan çocuklardınız. Biz yani, maça yani, gitmeden yani, önce size şey veriyorduk. Müthiş bir hisle bence topladı bizi. Ve şey biz 90-95 kişilerden bu 24 kişilere geldik o eğitim sürecinde. Önce çok kızdığım şeyin bana ne kadar faydası olduğunu gördüm. İşte bu kelimelerle oynamak, oradan bir mizah çıkarmak. Bu 7 bölgede yaşamışlığın bir etkisi olsa gerek. %100 dedik. Şimdi çok faydasını görüyorum onların yazarken de. Peki bir şey söyleyeceğim. Demin Oya ablayı sorduğum hicim meselesini sana da soracağım. Sen bir mizah yazarsın. Kemal Kenan Ergen, bor değil yani bir kuşağın hakikaten en sağlam muhalif mizahçılarından bir tanesi. Şimdi durduğun yerde ya ben niye işte hiciv yazmıyorum ya da ileriye yönelik bir ufukta bir hiciv de yazarım. Aslında yazıyorum ben diye. Bir sinema filmini bitirmek üzereyim şu anda. Kendi filmimi yapıyorum, bir de bir sitcom'a başladım. 2-3 bölüm işte böyle adamlar. Yalan ya. Yalan şimdi o zaman. Yalan olsa ya hakikaten. Buraya kadar çok güzel gitti dedim ki ben. Oradan bir şey gelecek. Hayır. Ocak ayında bana bir sinema filmi teslim edeceğine yemin etti. Bak ben Ocak'ta geleceğim mi buraya tekrar? Abi böyle 18 gün var daha. 18 gün var. Ve ben son 18. sayfadayım. Peki ben o zaman Metin Yıldız'a şöyle bir soru sormak istiyorum. Kendisi dedi ki çok güzel şeyler öğrendim dedi. Onları yapıyorum dedi. Peki öğrendiği yer... Acaba nereden öğrenmiş bunları? Bana bak, öğrendiğin yer acaba nereden öğrenmişsin sen bunları? Tiyatroya Oya ablayla başladım. Yani demek ki ha o zaman daha sonraki kuşak daha farklı yere getirdi komediyi. Yani şimdi özü bizden çıkmadır arkadaşlarımızın. Bu arkadaşlarımız da o arkadaşlarımızın yanında yetişti. Tabii, şimdi çok güzel. Yılmaz yani, da siz tabii ekip arkadaşınız. Ama demek ki bizden sonra biraz tarz değişmiş. Farklı bir boyuta geldi. Arkadaşlarımız uzun süre yaptılar bunu. Ama bizim yaptığımız mizahın biraz daha farklısını yapıyorlardı. Biraz mizahın tarzı değişti. Mesaj yani, yok, kaygı yok. Evet, gülmece ön planda. Yani biz genelde yaptığımız şeylerin sosyal içerikli olmasını öncelikle düşünüyorduk ve öyle yaptık, öyle sunduk. Ama bizden sonra bizim yaptığımız şeylerin ötesinde çok daha farklı şeyler. Hepsine ihtiyaç var. Öylesine de, böylesine de. Ama demin senin sorduğun soruya cevap veriyorum. Sonuçta öylesine de ihtiyaç var, böylesine de ihtiyaç var. Ama artık bizim yaptığımıza ihtiyaç olsa da yapılamıyor, böylesi yapılıyor. Yani demode olmasından dolayı değil tabii değil, ki. Ben de tamam. Ama çok teorik bir tartışmaya geldik. Sizinkisi de sokak biraz içerikli, sosyal içerikli Oya ablanın. Bir de sokak içerikli diye bir şey. Aslında BKM'nin yaptığı var değil mi? Neşeli hayat falan. Sokakta çok fena bir şey. O başka şey. Böyle başka bir şey. Bunlar geliyorlar. Şimdi şu anda televizyonla ilgili. O bana sorduğu için oradan buraya gelip de onun söylediğine cevap vermek üzere. Yoksa tabii yoksa bunlar tiyatro sahne. Ben bunları biliyorum. Bunlar ya abi çok özür dilerim. Bunlar tiyatro sahnesinde. Atar'ın kralını yapıyorlar. Çok güzel hareketler bunlardı zaten. Çok güzel hareketler. Siz oradaki bunlarsınız değil mi? Çok etkilendim ya. Bunlar benim.